Herkese merhaba. Turistler Büyük Britanya'nın başkentine geldiğinde kraliyet muhafızlarıyla fotoğraf çekmeye bayılırlar. Bu askerler sadece saatlerce hareket etmeden nöbet tutmalarıyla değil, aynı zamanda sıra dışı üniformalarıyla da bilinirler. Neredeyse 46 santimetre uzunluğundaki kürk şapkaları kimimize komik gelebilir, ancak unutmamak lazım ki bu askerler insanlara tepki göstermese de birileri onlarla alay etmeye kalkıştığında güç kullanabilirler. Sadece en iyi askerlerin muhafız olarak hizmet verdiğini düşünecek olursak bu gibi bir şeyi yapmanızı önermiyoruz. Aslına bakarsanız bu şapka sadece kullanışsız bir aksesuardan ibaret değil. Aslında askeri üniformanın önemli bir koruyucu unsuru. Şapkanın bu denli uzun olmasının sebebi savaşta dikkati kafadan diğer tarafa çekmekti. Yani böylelikle düşmanın ateşlediği mermilerin çoğu askerin kafasına isabet etmektense şapkaya gelecekti. Ancak elbette ki günümüzdeki askeri üniformalar çok daha modern teknolojiyle tasarlanmış ve sadece ilgi çekici değil, aynı zamanda fütüristik bir şekilde. Bu videoda sizler için dünyadaki en güçlü ve inanılmaz askeri üniformaları derledik. Hadi başlayalım. Future Force Warrior. Future Force Warrior, bilim kurgu filmlerindeki fanteziyi gerçek hayata geçiren bir tasarıma sahip. Bu üniformanın ana elementi ise özel dinamik bir zırha sahip olması. 2,5 santimetreden kalın değil, ancak yapılmış olduğu özel materyal bu zırhı günümüz modern zırh yeleklerinden çok daha etkili kılıyor. Bu konseptin 2020 yılında kullanılmaya başlanması ise oldukça muhtemel. Bu projede yoğunluk bakımından yayla benzerlik gösteren manyetik reolojik sıvılar kullanılıyor. Normal bir durumda bu materyalden yapılmış bir elbise vücuda sıkıca yapışır. Ancak asker komutu verdiği anda manyetik bir alan sayesinde bu sıvı saniyenin sadece 0.001'inde kaya kadar sert bir hal alıyor. Bu elbette ki savunma katmanlarından sadece bir tanesi. Bu projenin mühendisleri aynı zamanda diğer bir materyalle deneyler yapmakta. Polietilen glikol ve nanobit silika karışımı bir materyal. Bu madde darbe aldığı anda bağımsız bir şekilde katılaşıyor. Darbeden alınan enerji dalgası azaldığında ise madde tekrardan yumuşuyor. Bu zırhın dış katmanı ise bir ortaçağ savaşçısınınkini andıracak. Devasa bir kabuk, miğfer, uzuv korumaları. Asker her ne kadar bu zırh oldukça hafif ve esnek olacağından ağırlığını neredeyse hissetmeyecek olsa bile, akıllı bir elbise askerin ağırlığını taşıyacak ve yaptığı hareketleri destekleyecek ve askeri %300 daha güçlü yapacak. Bu zırhın hafif ağırlığını da göz önüne alırsak, bu gibi bir destekleme askerlerin daha yukarıya ve ileriye zıplamasına ve darbe alanından anında çıkmasına olanak sağlayacak. Ancak hepsi bu değil. Gelecekteki Amerikan askerlerinin üniforması olacak olan bu güçlü üniformanın özelliklerinden biri ise eş zamanlı sağlık takip sistemi. Bu sisteme asker fizyolojik durum göstergesi adı verilmiş. Üniformanın vücuda en yakın olan bölümüne birçok sensör eklenecek. Ardından bu sensörler vücut sıcaklığı, kan basıncı ve askerin diğer hayati belirtileri hakkında bilgi toplayacak ve miğferinde bulunan ekrana sayı ve diyagram şeklinde aktaracak. Aynı bilgiler bir bilgisayara da aktarılacak. Örneğin askerin bacağının kırıldığı takdirde bilgisayar herhalde elbiseye emir verecek ve polimerler bir alçı şeklinde sertleşip askerin bacağını sabitleyecek. Bir yaralanma meydana geldiğinde ise yoğun kumaş sıkılaşacak ve kan kaybını kısıtlayacak. Amerikalı geliştiricilerin askerleri için geliştirmiş olduğu bu üniformanın en sık rakiplerinden bir tanesi ise Ruslar tarafından tasarlanmış. Rednik 3. Rus geliştiricilerin elinden çıkma olan askeri üniforma Rednik 3, 3. jenerasyon bir dış iskelet. Önceden kullanılansa sadece pasif bir koruma görevi görüyordu. Rednik 3, basit deyimiyle askerin hareket kabiliyetini kısıtlamayan kurşun geçirmez bir elbise. Ancak aktif dış iskeletin prototipi Amerikan türeviyle oldukça benzer. Ancak en yeni materyallerden ziyade başka bir materyal kullanıyor. Burada odaklanılan hususlar hafiflik ve hareket kabiliyeti yerine güçte. Rusya Federasyonu'nun gelecekteki askerlerinin giyeceği üniforma çok daha büyük. Ancak bunu giyen asker kendisini hiç rahatsız hissetmiyor, çünkü üniforma bir dış iskelet görevi görüp insan gücünü kat kat arttırıyor. Sadece tek bir eli kullanarak ağır makineli tüfek ateşleyebilmek ve 150 kilograma kadar ağırlık ya da mühimmat taşıyabilmek. Bunlar Rednik 3'ün askerlere tanıdığı olanakların sadece ufak bir kısmı. Bu dış iskelet titanyumdan yapılacak ve yeniden şarj edilme gereksinimi olmadan bir gün boyunca çalışabilen bir elektrikli motora sahip olacak. Bu elbisede elbette ki hayati fonksiyonları gösteren sistemler de var. Buna ek olarak ayak kısımlarına özel mayın dedektörleri eklenmesi planlanıyor.
Bu elbisenin çöl sıcağından tutun da kutup soğuğuna kadar ekstrem sıcaklıklarda çalışması bekleniyor. 50 ila eksi 50 derece dememiz mümkün. Sert geçen Rusya kışlarını bilir misiniz? Ankara ayazı yanında devede kulak kalır. Bu elbise ikisine de dayanacaktır. Çöldeki kavurucu sıcaklarda dahil. İngiliz zırh geliştiricileri ise güçten ziyade mobiliteye önem veriyor. İletişim unsurları, sensörler ve bilgisayarların hepsi koordine ve şarj edilmiş olmalı. Bataryalar ve uzaktan kumandaların ağırlığı ise biraz fazla olabilir. Savaş esnasında bir saniyelik gecikmenin bile cana mal olduğunu düşünecek olursak. Intelligent Textiles adı verilen bir İngiliz şirketi bu soruların hepsine cevap bulmuş gibi görünüyor. Bilim insanları esnek bir bilgisayar işlevi gören bir kumaş türü geliştirmiş. Ceketinizin kolunda bir klavye ne dersiniz? Kırılgan yahut hassas unsurlar yok. Sadece elastik, esnek ve oldukça dayanıklı kumaş var. Bu gibi bir bilgisayar ceketi giymek ister miydiniz? Ancak hala daha önemli unsurlar var. Bilgisayar elbisesi bir dağınık sinyal sistemine sahip. Bu kumaş hasar görse bile fiberler elbisenin hasar görmemiş olan kısımlarından sinyal aktarımı yapma yollarını arıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'daki dış iskeletler sadece tanıtım aşamasındayken İngilizler bu gibi havalı bir askeri üniformanın testlerine ta 2012 yılında başlamış. İngiltere koruma hususunda Amerikan yahut Rus üniformaları kadar iyi olan bir üniformaya sahip. Bu proje ise geleceğe entegre askeri teknoloji adı verilmiş ve geliştirilmesi 1994 yılında başladığından dolayı çoğunlukla günümüz İngiliz askerinin hayatına entegre edilmiş halde. 2015 yılında ise çoktan yürürlüğe geçme aşamasına gelmişti. Yaklaşık 30.000 ila 35.000 İngiliz askerinin 2020 yılında bu üniformalarla donatılması bekleniyor. Bu zırhta odak dış iskelet yerine elektronikte. Harita sistemi, hedef saptayıcılar, etkili menzil bulucular, elektrik optik dönüştürücüler. Tüm bu araçlar askerin çevresi hakkında maksimum bilgiyi edinmesine yarıyor ve bu üniformada birçok elektrik modülü olduğundan yeni jenerasyon bataryalar üniformanın önemli bir parçası olacak. Küçük ancak tüm bu sistemlerde saatlerce durmadan iş yapmaya yetecek bataryalar. Miğfer bir motorcu kaskına benzemiyor mu? Comfort. Comfort adı verilen İspanyol üniforması diğerlerine nazaran birazcık daha egzotik görünüyor. Bunu giyen asker, gelecekteki savaşları ele alan bir aksiyon filminden çıkmış gibi görünüyor. Askerin görünümü hakkındaki sıra dışı bir detay olan özel görüşse aynı zamanda bu projenin ana detayı konumunda. Artık askerin silahı yüzüne yakın tutmasına gerek yok. Çünkü silah üzerinde küçük bir tek gözlü görüş sistemi var. Ve bu öngörülmeyen durumlarda daha hızlı tepki vermesine olanak sağlıyor. Ve manevra kabiliyetini arttırıyor. Örneğin bu sistemle sadece silahı çıkartarak köşe kenarlarından atış yapmak mümkün. Zırh ise diz ve dirsek korunmasına özen gösteriyor ve esnek bir kurşun geçirmez yeleğe sahip. Comfort'ta aynı zamanda bir ter atım sistemi bulunuyor. Felin. Fransız savaş üniforması geliştirme programında ise kendine has unsurlar bulunuyor. Felin süper modern nanoteknoloji yerine dokuma kumaş kullanıyor. Ancak öyle bildiğiniz kumaşlardan değil. Bu kumaş erimiyor, su geçirmiyor, sizleri sineklere karşı koruyor ve nefes alabiliyor, çabuk kuruyor ve hatta askeri kızılötesi görüngesinde gizliyor. Fransızlar ters durumlara hazır gibi görünüyor mu? Muhtemelen evet. Ekstrem savaş koşulları onlara dokunur mu bilemiyoruz. Çünkü bu üniforma aynı zamanda özel bir miğfere sahip. Bu miğfer sadece gerekli iletişim ekipmanları ve optronik bilgi gösterge sistemiyle donatılmış değil, aynı zamanda özel bir maskeye sahip. Bu maske askeri gaz ya da zehir püskürtme durumlarından yahut bir kimyasal saldırıdan koruyor ve asker maskeyi çıkarmasına gerek olmaksızın yiyip içebiliyor. IDS-ES. Alman askeri teknoloji geliştiricileri askerlerin rahatını o kadar da kafaya takıyormuş gibi görünmüyor. Ancak bu zırh maksimum profil koruması sağlıyor. Almanların bu çok amaçlı savaş elbisesi projeleri ise karmaşık bir isme sahip. IDS-ES ve bu elbise de diğer ülkelerden olma savaş elbiseleriyle benzerlik gösteriyor. Savaşçı ve zırhının hibritleşmesi hususunda aynı özen gösteriliyor. IDS-ES aynı yüksek teknoloji navigasyon araçlarına sahip. Ancak aynı zamanda eşsiz bir özelliği de var. Bu navigasyon ve komutayı harmanlayan taşınabilen bir mini bilgisayar. Asker savaş alanında çevresini gözlemliyorken, ekranda eş zamanlı olarak dost birliklerin yerlerini, uzakta kalan ekip arkadaşlarını ve komutanından gelen emirleri rahatlıkla algılamasını sağlıyor. Hatta asker kendisini ve çevresini interaktif bir harita üzerinde rahatlıkla görebiliyor.
Bu da bir ekip halinde çalışan askerlerin eylemleri çok daha etkili bir şekilde koordine etmeye olanak sağlıyor. Zırhın kendisine gelecek olursak, askeri kurşundan, darbelerden ve hatta kitle imha silahlarından bile koruyor.